Avrupa Konutları'nın Anadolu yakasındaki ilk projesi Avrupa Konutları Yaman Evleri'nin satış ofisindeyiz. Satış koordinatörü Varol Tezmen'le birlikteyiz. Varol Bey, hayırlı olsun projeniz. Sağ olun, teşekkür ederim. İlk projenize başladınız Anadolu yakasında. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Konutları Yaman Evler projesi gerçekten gerek konumu, lokasyonu ve projenin kendisi açısından çok önemli bir proje. Anadolu yakasındaki merkezi konumda yapılan en büyük proje. 293 metrekare satılabilir alanı var. 472 bin metrekare inşaat alanı var. O yüzden bu büyüklükte çok önemli bir proje. İçinde hem konut, hem ofis, hem ticaret ünitelerinin olması çok büyük avantaj. Bir de projenin lokasyonu çok önemli. Alemdağ Caddesi biliyorsunuz çok önemli bir cadde. Çok zengin bir cadde. Bir de bu caddenin yanında gerek birinci çevre yolu, gerek ikinci çevre yolu, gerek üçüncü çevre yoluna çok yakın konumda. Aynı şekilde Marmara'ya, Avrasya Tüneli'ne yakın. Yine bir metro hattımız geçiyor buradan. Çok yakın bir zamanda açılacak Ümraniye, Üsküdar Çekmeköy metrosu. Ayrıca bir de Göztepe'de hemen Bağdat Caddesi'nden kalkıp buraya kadar birleşecek bir metro hattı daha var ki bu açıldığında buradan bir ev hanımı metroya bindiğinde 5 dakika içinde Bağdat Caddesi'ne, yine finans Ataşehir'den ve finans merkezinden geçen bir bu şey olacak, metro hattı. Bir de en önemlisi 3. tüp geçit. Hastal Mezarlığı'ndan dalacak, hastalığın oradan dalacak ve burada Çamlık'tan çıkacak. Bu hem taşıt hem de metroyu beraberinde getirecek. Lokasyon anlamında çok önemli bir konumda şu anda bu proje. Ayrıca Avrupa Konutları'nın geçmişteki projelerine baktığımızda gerçekten 1500, 2000, 3000 konutluk projeleri, hele özellikle karmaysa çok değer kazanıyor, çok talep görüyor ve ben bu projenin de aynı şekilde diğer Avrupa Konutları projelerinde olduğu gibi çok talep göreceğini, çok değer kazanacağını düşünüyorum. Evet, fiyat olarak hangi noktada başlıyorsunuz? Şu anda başlangıç ön satış fiyatlarımız 6550 lira peşin fiyatlarımız ve bu fiyatlar içerisinde her şey dahil. Tapu masrafları, KDV'si, abonmanlıkları, DASK'ı hepsi bu fiyatların içerisinde. Ben bu fiyatların projenin bitiminde 2020 senesine kadar rahatlıkla 9.510 bin lira seviyesinde olacağını düşünüyorum. Projeye inandığımdan dolayı, bu tip büyük projelerin yüksek prim yapmasından dolayı biz işi bitirip satışı bitirdikten sonra da bu primin devam edeceğini düşünüyorum. Geçmişteki TEM örneğine, Atakent 3 örneğine, TEMA ve Vadi İstanbul örneğine baktığınızda biz satışı bitirdikten sonra bile prim yapmaya devam etti. Burası da aynı şekilde 10 bin liraların üzerine 12-13 bin liraların rahatlıkla çıkacağını düşünüyorum. Peki projenin teslimleri ne zaman olacak? Sözleşmede yazan tarihimiz 2020 Haziran. Ancak her zaman olduğu gibi biz erken teslim yapıp 2019'un herhalde ikinci çeyreğinde veya üçüncü çeyreğinde teslim ederiz diye düşünüyorum. Aynı anda mı satışa çıkıyorsunuz? 1672 konuttan 600 tane konutu satışa çıkartıyoruz. Dediğimiz gibi fiyatlarımız 484 bin liradan başlıyor. 1 milyon 812 bin liraya kadar devam ediyor. Ofis ve dükkanlarımız önümüzdeki sene çıkacak satışa. Şu anda konutların 600 tanesini satışa çıkardık. Ama talep oldukça, yine yoğun bir talep var. Talep oldukça diğer 5 bloğu çıkardık. Diğer blokları da satışa çıkaracağız. Kentsel dönüşüm projesi Ümranboru'nun arazisi üzerine sanayiden kentsel dönüşüm. Evet. Dolayısıyla da KDV oranımız 1. %1 ve fiyatların içinde. KDV oranımız %1 ve fiyatların içerisinde. Burada daha önce Ümranboru vardı ve çok önemli bir sanayi tesisiydi. Artık şehrin içinde kaldığı için böyle bir dönüşüme ihtiyaç duymuş. Biz de burada gerçekten hakkını vererekten çok güzel bir proje geliştireceğiz. Lokasyon olarak da IKEA alışveriş merkezine kaç yüz metre, şimdi, çok az. Şimdi hemen 300 metre yanımızda bir Jumpark AVM var. IKEA, Buyaka ve meydan alışveriş merkezleri çok çok yakın. Yani hepsi yaklaşık 1 kilometrekarelik alanın içerisinde. Şöyle bir pergeli çizdiğinizde, pergeli çevirdiğinizde hepsi 1 kilometrekarelik alanın içine kalıyor. Merkezi lokasyonda bir proje. Evet. Bu anlamda da projenin fiyat artışı biraz daha yüksek oluyor değil mi? Daha çok hani merkezi lokasyondaki projelerde bu daha hissedilir bir şekilde gözüküyor. Tabii biliyorsunuz İstanbul'un en önemli problemi trafik. Çok yoğun trafiklerinde. Burada tabii finans merkezi Ataşehir'de açılıyor diyorlar ama burada şu anda Ümraniye'de finans merkezi var şu anda. Kaç senelerdir bütün bankaları, ticaret alanları, vergi dairesi ve sanayi tesisleriyle burada zaten bir finans merkezi olmuş vaziyette. Anadolu yakasının birinci finans merkezi burası.
şey, İstanbul'da trafik çok yoğun olduğu için gerek metro ile, gerek Marmara ile, Avrasya Tüneli ile ve diğer ulaşım imkanları ile çok merkezi bir lokasyon olduğu için buranın daha yüksek prim yapacağını düşünüyorum. Ben bir de bir karma proje. Karma projeler ve büyük projeler Avrupa konutlarında daha yoğun ilgi görüyor. Hatta satışlarımız bittikten sonra bile benden müşterilerimiz satılık veya da kiralık daire istiyorlar. Ama biz biliyorsunuz ikinci ele bakmıyoruz. O da ikinci elde fiyatların daha da artmasına neden oluyor. Evet, ikinci elde projenin değerlenmesi de önemli bir ayrı. Faktör tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun.